Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün nükleer fizik dersimiz 7. dersteyiz. Şimdi arkadaşlar, en son bağlama enerjisi ile ilgili konulardan bahsediyorduk. Bugün de yine devam edelim. Biraz da hesap falan yapalım. Eğer hatırlarsanız bağlama enerjisini şöyle yazmıştık. Nükleer bağlama enerji bu. Bir X, A, Z, N çekirdeğinin bağlama enerjisi. Atomik kütlelerle bağdaştırmıştık. Çünkü atomik kütleleri ölçmek, nükleer kütleleri ölçmekten çok daha kolay olduğu için. Z tane hidrojen atomunun atomik kütlesi, kütle enerjisi, artı N çarpı MN C kare, eksi şu ilgilendiğimiz çekirdeğin atomunun kütle enerjisi. Evet, bu formülü kullanarak biz bağlanma enerjilerini hesaplayabiliyorduk. Hidrojenin atom kütlesini ölçebiliriz. Bu atomu iyonlaştırarak kütlesini ölçebiliyorduk. Kütle spektrometresi yoluyla. Nötronun kütlesini zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu formülü kullanarak biz bütün çekirdeklerin bağlanma enerjilerini ve nükleon başına bağlanma enerjisini toplam nükleon sayısına bölerek buna hepsini deneysel olarak ölçebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bugün biraz isterseniz ölçüm yapalım. Bir kere atomik kütleler yeni bir birim olarak kütleler atomik kütle birimi cinsinden ölçülür. Bunun için atomik kütle birimi U biliyorsunuz. Karbon 12 atomunun kütlesine tam olarak 12 U denilmiştir. Ancak 12 virgül, virgülden sonra bunlar 6 basamağa kadar hassas bir şekilde ölçülmeli. Eğer siz bu virgülden sonraki kısmı ihmal ederseniz bütün nükleer olaylar olmamış olur. Hiçbirisi hesaba katılmamış olur. Dolayısıyla biz atomik kütleleri virgülden sonra 6 basamak hassasiyetle ölçebiliyoruz. Yani milyonda bir hassaslıkla ölçülebiliyor. Deneysel enstrümanlar bunu ölçebilecek kadar hassas bir şekilde yapılabiliyorlar. Dolayısıyla karbon atomunun kütlesine tam 12 U dersek eğer ve 1 U da kilogram cinsinde, bu yeni atomik kütle birimi. 1 U ise, bazı değerler vereyim ben size şimdi, bu değerleri kullanarak bazı hesaplar yapacağız. 1 U kilogram cinsinden 1.66 054.02 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Bir atomik kütle birimi, bir U'nun kilogram cinsinden ifadesi bu kadardır. Şimdi E eşittir mc kare toplam enerji formülünü kullanarak biz, eğer mc kareye bir U ne kadar kütle enerjisine tekabül ediyor diye soruyorsak, bunu ışık hızının karesiyle çarpacağız. U çarpı c kare yapacağız. 1 U çarpı c kare bize joule cinsinden bir şey verecek. C'yi eğer 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye alırsak, 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye, şurası joule cinsinden bir şey olacak. Çünkü U kilogram, C de metre bölü saniye, kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare joule cinsinden bir şey olacak. Sonra onu elektron volta çevirebiliriz. 1 elektron volt 1.6 10 üzeri eksi 19 joule. Daha sonra bunu da çeşitli katsayılara dikkate alarak MeV cinsinden yazarsak, bunlar faydalı rakamlar. Bu 931,478 MeV kadar olmuş oluyor. Mega elektron volt. Artık nükleer fizikte enerji joule değil de elektron volt, kilo elektron volt, mega elektron volt, giga elektron volt gibi elektron voltun değişik katları cinsinden ifade ediliyor. Burası U çarpı C karenin MeV cinsinden ifadesi. Dolayısıyla bakın, biz atomik kütle birimi için yeni bir birim de türetmiş olabiliriz. Dolayısıyla bir U dediğim şey aslında başka bir şekilde ifade edilmeye çalışılırsa 478 MeV bölü C kare. Bu da kütlenin başka bir birimi. MeV bölü C kare. Kilogram olarak birimi kullanabiliriz. Efendime söyleyeyim, U cinsinden kullanabiliriz ya da MeV bölü C kare cinsinden kilogramları hesaplayabiliyoruz. Şimdi hidrojen atomunun kütlesi atomik kütle cinsinden ölçülmüş kütle spektrometresiyle biz onları da yazalım. Bütün bu hesaplarda
biraz sonra yapacağım hesaplarda bu dataları hepsini kullanacağız. Hidrojen atomunun atomik kütlesi 1.00078 25 U. Atomik kütle birimi cinsine hidrojen. Birbirine sonra hep altı rakam hassasiyetle bu tür rakamları görürsünüz. Nötronun kütlesi ise arkadaşlar yine atomik kütle cinsinden 1.00866 U. Eğer biz hidrojen atomunun kütle enerjisini bulmak istiyorsak bunu C kare ile çarpacağız. 1 U çarpı C karenin MeV cinsinden değeri 931.478. Dolayısıyla hidrojen atomunun kütle enerjisini MeV cinsinden bunu 931 ile çarparak çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Aynı şekilde nötronun da kütle enerjisini bu şekilde bulabiliriz. Mesela isterseniz bir hesap yapalım hemen. Şurada. Daha sonra ben size Excel hesapları göstereceğim. Mesela demir 56 atomunun çekirdeğinin bağlanma enerjisini hesaplayalım. Bağlanma enerjisi şu. Demir 56. Demirde biliyorsunuz 26 tane proton var. Değil mi? Hemen hesap makinemi de hazır edeyim. Dolayısıyla burada Z çarpı hidrojen atomunun kütlesi olacak. 26 tane proton olduğu için 26 tane proton, 30 tane nötron var. 26 çarpı hidrojen atomunun kütlesi bir dahaki adımda değerini yere koy. Artı 30 tane nötron var. 30 çarpı MnC kare. Eksi demir atomunun kütlesi de tabii verilmiş. Onu da ben size verilmesi gerekiyor. Bu deneysel olarak ölçülmüş. Demir atomunun kütlesi atomik kütle cinsinde 55.93 49 39 U. Sonra demir atomunun kütle enerjisi. Evet, bağlama enerjisi formülümüz buydu. Şimdi bu değerleri yerine koyarak bir hesap yapalım. 56 eşittir 26 çarpı hidrojenin bağlama atomik kütlesi, o da şu 1 nokta. Sonra hepsinde C kare var, hepsini C kare dışına atacağım. C kareyi hepsinde ortak paranteze alacağım. 1 nokta çift 0 1 nokta çift 0 78 25 U'dur. U'yu da dışarı atacağım. Çünkü hepsinde atomik kütle birimi. U ve C kareleri parantez dışına atacağım. Artı 30 çarpı nötronun kütle enerjisi, atomik kütle kütlesi 1 nokta çift 0 86 65 eksi demir atomunun 55 nokta 93 49 39 hepsinin dışında ne var? U çarpı C kare var. U çarpı C kare var. Ve U çarpı C kare de 931.478 MeV idi. Bunu hesaplamıştık. Böylece demir 56'nın bağlama enerjisini hesaplayalım. Tüm çekirdeklerin bağlama enerjisini bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Hemen ben hesap makinesiyle küçük bir hesap yapayım. 26 çarpı 1 nokta çift 0 78 25 artı 30 çarpı 1 nokta çift 0 86 65 eksi 55 çarpı 55. Pardon 55 nokta 93 değil mi? 49 39 eşittir bu çarpı 931.478 MeV. 492.25 MeV. Dolayısıyla demirde 56 tane nükleon var. Bu 56 tane nükleonun bir arada tutmasını sağlayan enerji 492 MeV kadar. Hemen bunu 56'ya bölersek
nükleon başına bağlanma enerjisi 8 nokta bağlanma enerjisi bölü A eşittir 8.79 MeV olur. Ki demir, hatırlayalım, yarı amperik bağlama enerjisi formülümüzde onu biz grafiğinde çizmiştik. Şimdi gerçi hatırlatacağım. Demir pik noktalarında bulunuyordu. Bağlama enerjisi, nükleon başına bağlama enerjisi en yüksek çekirdek demir 56 oluyor. Ondan sonrakiler değişiyor. Şimdi arkadaşlar, bunu ben tabii hemen grafiğimizi de tekrar hatırlatayım. Sonra evet, bütün bağlama enerjilerini ben bir örnek çözdüm size. Şu rakamları da kullanmak suretiyle bu metotla bağlama enerjilerini deneysel olarak hesaplayabiliriz. Bu yollardan bir tanesi. Ve bağlama enerjilerini bu şekilde hesapladıktan sonra grafiğini çizdiğimizde deneysel olarak yaptığımız işten bahsediyorum. Nükleon başına bağlanma enerjisi formülü şu kitaptan bahsetmiştim. 45 dakika dolunca Selim bir haber verirsiniz, olur mu? Evet, şöyle bir formülde grafiğimizi çizelim daha doğrusu. Şurası nükleon başına bağlanma enerjisi, şurası kütle numarası. Efendime söyleyeyim, burası 100. Şurası da 200 ise eğer, şurası 0, 5 MeV ve 10 MeV civarındaysa, şurası 5, 6, 7, 8 ve 9, 6, 7, 8, 9, şöyle 8,5 civarında sabitleniyordu. Şöyle 0, küçük 1'den 1 MeV civarından başlıyor. Şurası döteronun bağlanma enerjisi. Döteron en zayıf bağlı çekirdektir. Yükseliyor. Sonra şöyle bir azalma trendiyle beraber nükleon başına bağlama enerjisi böyle gidiyordu. Şuralarda demir 56 falan vardı. Ve nükleon başına bağlama enerjisi bu az önce gösterdiğim metotla hesaplandıktan sonra arkadaşlar grafiği çizilirse böyle bir grafik biz elde ediyorduk. Küçük çekirdekler için bağlama enerjisi küçük gittikçe artar belli bir yerde pik yapar. Ondan sonra kütle numarası arttıkça hafif bir azalma trendine girer. Fakat aşağı yukarı sabit bir şekilde söyleyebiliriz. Hemen hemen bütün çekirdekler şu bölgede toplandığını var kabul edersek, ki öyle. Burada az sayıda çekirdek var. Dolayısıyla genel olarak bağlama enerjisi formülü, nükleon başına bağlama enerjisi genel olarak sabit bir trende sahiptir diyebiliriz. Ve burada tabii küçük çekirdekler bağlama enerjisi kütle numarasıyla birlikte artıyor. Büyük çekirdekler için de hafif bir şekilde azalıyor. Dolayısıyla sol bölgede iki küçük çekirdek birleştiği zaman bağlama enerjisi daha büyük bir çekirdek elde edilir. Bu şu demektir, bağlanma enerjisi arttığı için kütlesi azalır. Dolayısıyla iki çekirdek birleştikleri zaman toplam kütlesi azalır. Bu fazlalık enerji açığa çıkar. Bu enerji biz kullanırız, nükleer füzyon diyorduk. Sol tarafta ise büyük bir çekirdek parçalandığı zaman sol tarafa doğru kayar her bir çekirdek. Kütle numaraları küçük olan ve bağlama enerjisi artıyor. Yani kütleleri azalır yine. Aynı şekilde büyük bir çekirdekle parçalandığı zaman yine açığa enerji çıkar. Buna da nükleer füzyon diyorduk. Nükleer reaktörlerde hali hazırda dünyada kullanılan nükleer reaktörlerde bu nükleer füzyon olayından faydalanarak enerji açığa çıkarılır ve elektrik enerjisi üretilir. Biz de kullanıyoruz. Biz tabii ileriki derslerimizde nükleer füzyon olsun gerek nükleer füzyon olsun bunun matematiğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi ben size bu bazı çekirdeklerin bağlanma enerjilerini Excel tablosunda nasıl hesapladığımızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi öncelikle şu kitaptan bahsedeyim ben size. Burada bir Introductory Nuclear Physics kitabı var. Benim de kaynak olarak kullandığım kitaplardan bir tanesi. Bu kitabın en sonunda Appendix A veya B kısmında olabilir. Orada atomik kütleler
nükleer özellikler filan verilmiş. Oradaki dataları kullanarak ben bu Excel tablosunu oluşturdum. Tabii siz de buradaki verileri kullanabilirsiniz. Evet, Appendix C. Table of Nuclear Properties diye nükleer özellikler tablosu. Şimdi burada neler var? Bakın, birinci sütunda görüyorsunuz, şurası çekirdeğin sembolü hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, sonra oksijen, böyle devam ediyor, fosfor, neon, böyle devam ediyor. Diğer kısmında proton sayısı verilmiş, buna biz atom numarası diyoruz, değil mi? Proton sayısı çekirdeğin ismini belirliyor. Mesela proton sayısı 1 olan şey hidrojendir, 2 olana helyum diyoruz, 3 olan lityumdur, 4 olan berilyumdur. Diğer sütunda ise kütle numarası, toplam nükleon sayısı, proton artı nötron sayısı verilmiş. Diğer sütunda ise atomik kütle birimi cinsinden toplam kütlesi verilmiş çekirdeğin. Atomun daha doğrusu. Yani hidrojen atomunun, helyum atomunun, helyumun değişik izotopları var. Proton sayısı artı aynı ama nötron sayıları farklı olan. Mesela helyum 3 var, helyum 4 var. Değil mi? Bu şekilde hepsinin kütlelerini atomik kütle cinsinden hassas bir şekilde virgülden sonra 3 rakam hassaslıkla ölçülmek suretiyle yapılmış ve bunlar bütün çekirdekler için tablolar halinde verilmiştir, ifade edilmiştir. Bu tablolar burada gözüküyor. Şimdi diğer sütunlarda I var mesela, nükleer spin diyoruz. Ben onlara şimdi girmeyeceğim. Sonra bolluk veya yarı ömür. Bolluk veya yarı ömür radyoaktif çekirdeklerin yarı ömürleri vesaire verilmiş. Biz bu nükleer spin olsun, yarı ömür olsun, o hesapları daha sonra yapacağımız zaman onlara geleceğiz. Şimdi ben sadece atomik kütlelerle ilgileniyorum. Mesela burada, mesela bir hesap yapalım. Az önce yaptığımız helyuma başlayalım mesela. Helyumun, şu rakamı aklınızda tutun mesela. Helyumun bağlama enerjisine bakalım. Nükleon başına bağlama enerjisine bakalım. Helyumun atomik kütle birimi cinsinden 4.202603. Tamam. Şimdi gelelim Excel tablosuna. Evet. Bunu tanıttıktan sonra Excel tablosuna gelelim. Ben şimdi burada yaptım zaten. Mesela bunu demir için hesaplamıştık. Az önce yaptığımız hesabı önce göstereyim. Burası demir atomunun kütlesi. Atomik kütle birimi cinsinden. Burası ise enerji cinsinden. Ne yapmışız biz bunu? B12 ile çarpmışız. B12 şu. Şu sol tarafta bütün sabitleri girdik. U çarpı C kare. U çarpı C kare 931.478 MeV. Dolayısıyla siz burayı, şu rakamı B12 dediğimiz 931.478 ile çarparsanız eğer enerji cinsinden, MeV cinsinden kütle enerjisini hesaplamış olursunuz. Daha sonra da şurada demirin proton sayısını gireceksiniz. 26 tane protonu var, 30 tane nötronu var ve şu formülde, az önce tahta yazdığım formülü buraya yazarsak eğer, bu B9 hidrojen atomunun kütlesi, nötron sayısı çarpı nötronun kütlesi, eksi demir 59'un bağlanma, pardon, demir 59'un neyi? Toplam kütle enerjisi. Demir 56. Ne dedim ben? 59 pardon. Demir 56 olacak. Ve onu hesaplarsak toplam bağlanma enerjisini buluyoruz. Burada da nükleon başına bağlanma enerjisi için proton ve nötron sayıları toplamına böldüğümüz zaman, yani toplam kütle numarasına böldüğümüz zaman kütle başına bağlanma enerjisi bulmuş oluyoruz. Şimdi helyum için mesela hesap yapalım. Helyumun kütlesi 4.20 neydi? 2603 galiba. 05 mi 03 mü? 2605. Tamam. İsterseniz bakayım hemen. 2603, değil mi? Evet, 03'müş. Tamam. Ben doğru hatırlıyorum. 03. Dolayısıyla burada toplam kütle enerjisini hesaplamış olduk. 931.478'e çarparak. Şimdi bunu da değiştirmemiz lazım tabii. 2 protonu var helyumun, 2 tane de nötronu var. Dolayısıyla bakın, toplam bağlanma enerjisi helyumu 28.30 MeV ve nükleon başına bağlanma enerjisi de 7.07
nev olmuş oluyor. Bu arada küçük çekirdekler arasında arkadaşlar helyum en sıkı bağlı çekirdeklerden bir tane. En sıkı bağlı çekirdek daha doğrusu. Çünkü iki tane protonu, iki nötronu var. Her ikisi de çiftlenmiş halde toplam spinleri sıfır olacak şekilde bağlam, dolayısıyla kütleleri minimum. Bağlama enerjisi maksimum. Diğer çekirdeklere bakacak olursak mesela kütle numarası işte döteron, mesela hidrojen, ağır hidrojenler var burada bakarsanız mesela. Efendime söyleyeyim, lityum için bakarsak kütle numarası tek vesaire. Dolayısıyla bu şeyde helyumda yarı ampirik bağlama enerjisi formülünde bakarsak eğer helyum bir pik yapmış durumda. Bir tane için daha hesap yapalım isterseniz. Mesela hangi çekirdeği yapalım? Mesela öyle mi? Evet. Şimdi daha güzel gözüktü. Şimdi mesela uranyumu bir de hesaplayalım arkadaşlar. Uranyum 235. Uranyum 235 biliyorsunuz nükleer reaktörlerde yakıt olarak fisyon yapmak suretiyle enerji ürettiğimiz çekirdeklerden bir tanesi. Proton sayısı 92. 92 olan elemente biz uranyum diyoruz. Dolayısıyla şuradan 92'yi önce bulacağız. 90. Hop bitti. 92 yok mu? Ha, şurada. Evet. 92 uranyum. Tabii değişik izotopları var. Biz 235 nötron yakalama tesir kesti en yüksek olduğu için. Evet. Şimdi nötronu evet. Uranyum 235. Bunun toplam bağlama enerjisine bakalım. Bir de nükleon baştan bağlama enerjisini hesaplayalım mesela. Şeyi şu değeri kaydedelim isterseniz. Ya da bunu şey yapabiliyor muyuz? Kopyala yapıştır yapabiliyoruz galiba. Değil mi? Yapabiliyoruz. Şimdi kopya yapalım. Gelelim şimdi Excel tablomuza. Kaç tane proton sayısı var? 92. Nötron sayısı ne kadar? 140 küsür galiba. 235'ten çıkarırsak. 235-92. Evet, 143 de nötron sayısı var. Hemen formülümüze geliyoruz. Atomik kütle birimi cinsinden kütlesini buraya koyduk. Evet, uranyumun atomik kütle birimi cinsinden kütlesi olmuş oldu. Bu da kütle enerjisi olmuş oldu. 92 tane protonu var. 143 tane nötronu var. Ve bakınız 1783 ve nükleon başına bağlama enerjisi yine 7,5 MeV civarında. Dolayısıyla bakın görüyorsunuz. Ben mesela çok küçük bir çekirdeğin bağlama enerjisini hesapladım. Helyum için 7 nokta küsür çıktı değil mi? Nükleon başına bağlama enerjisi. Sonra daha diğer uç noktadaki çekirdeğe gittim. Kütle numarası 235 olan çok ağır bir çekirdek. Onun da nükleon başına bağlama enerjisi 7,5 civarında çıktı. Yani bağlanma enerjisi nükleon başına düşündüğümüz zaman aşağı yukarı sabit oluyor. Çünkü bu şundan kaynaklanmıştı. Hatırlarsanız bunu tartışmıştık. Nükleer kuvvetler kısa menzillidir. Her bir nükleon sadece kendi çevresindeki birkaç nükleonla etkileşim yapar. O etkileşimden geliyor zaten bağlanma enerjisi. Böylece tüm spektrumu dikkate alırsak eğer bağlanma enerjisi nükleon başına aşağı yukarı sabit oluyor. Burada bir şey daha gösterip sonra geçeceğim. Mesela şöyle yapalım. Proton sayısını bir miktar değiştirelim mesela. Diyelim ki bu kütle numarasına sahip bir çekirdeğin nötron sayısı farklı olur. Mesela 150 olsun. Veya proton sayısını değiştirelim. Mesela 5 yapalım. Geri kalanını şey yapalım. İşte bunu 10 yapalım mesela. 235'ten 10 çıkarsa 225 kalır değil mi? 225 tane de nötronu olsun. Böyle bir çekirdek 10, 225 daha 235 oluyor değil mi? Evet, bağlama enerjisi yine mantıklı çıkıyor ama ben şunu hesaplamak istiyorum. Bir dakika, 5 şunu göstermek istiyordum ben asıl. 140 olsun burası. Mesela böyle bir çekirdek yapamazsınız. Herhangi bir sayıda proton ve herhangi bir sayıda nötron olan bir çekirdek olamaz. Çünkü bakın bağlama enerjisi mesela negatif çıkıyor. Bağlama enerjisi bir çekirdeğin bağlı ve kararlı olabilmesi için, daha doğrusu bağlı bir sistem elde etmek istiyorsanız eğer, bağlama enerjisi bir kere pozitif bir rakam olması lazım. Dolayısıyla nötron ve proton sayıları belli bir kombinasyonla olmak zorunda. Şimdi onu anlatacağım zaten. Buradaki amacım benim
hesaplar yapmaktı. Birkaç çekirdek için bağlama enerjisi formülü hesaplayabilir. Siz de bunu yapın arkadaşlar. Kendiniz görün. Bir tane Excel tablosu yapın. Formülü koyun. Ve böyle değişik bölgelerden küçük, orta ölçekli ve büyük çekirdeklerin bağlama enerjilerini hesaplayın. Göreceksiniz. Rakamları kendiniz göreceksiniz. O az önce gösterdiğim nükleon başına bağlama enerjisi grafiğindeki değerleri elde edeceksiniz. Zaten o grafikte bu böyle hesaplanarak oluşturulmuş. Evet, şimdi tekrar gelelim tahtaya. Devam edelim tabii. Şimdi biz şunu yapmıştık. Geçen dersimizde bağlama enerjisini denesel olarak hesapladıktan sonra şöyle sormuştuk. Demişti ki herhangi bir sayıda proton ve nötron yapamayız. Mesela sadece 5 tane protondan oluşan bir çekirdek yapamayız. Sadece 10 tane nötrondan oluşan bir çekirdek yapamayız. Proton ve nötron sayıları belli bir kombinasyonda olmalı. Bu dersimizde bunun cevabını veriyoruz. Proton ve nötron sayıları verilen bir kütle numarası için nasıl olmalıdır? Hangi şartı sağlamalıdır? Buna bakacağız. Tabii onun için yarı ampirik bağlanma enerjisi formülü kullanmamız lazım. Önce o yarı ampirik bağlanma enerjisi formülü şuydu. Geçen dersimizde tartışarak her bir terimini türetmiştik. Bağlanma enerjisi formülü şu. Bir, az önce yazdım, deneyseldi. Bu şimdi teorik. Teorik bir formül yazıyoruz. O deneysel değerleri türetebilmek için teorik bir formül ama tam teorik değil. Yarı deneysel, yarı teorik. Bu katsayılar deneysel değerlere fit edilerek elde ediliyor. Bundan dolayı ona yarı ampirik deniyor. Bir hacim terimi vardı A. Eksi yüzey terimi vardı. A üzeri 2 bölü 3. Burada A kütle numarası. 2 bölü 3. Sonra Coulomb terimi vardı. Z çarpı Z eksi 1 bölü A üzeri 1 bölü 3. Sonra asimetrik terim vardı ya da bazen simetrik terim deniyor. Nötron eksi protonun karesi bölü A. Bir de artı delta dediğimiz çiftlenim terimi vardı. Şimdi bunu mesela bu formülü bu şekilde ezbere ben yazabiliyorum mesela ama aslında bunu ezberlemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu fiziksel durumları düşünerek bunu çok kolay yazabilirsiniz. Şöyle ki mesela birinci terim, biz biliyoruz ki nükleer kuvvetler kısa menzillidir. Dolayısıyla her bir çekirdeğe, her bir nükleon kendi komşusuyla, birkaç komşusuyla bağ yapabilir ya da etkileşime girebilir nükleer kuvvetlerle. Dolayısıyla N çarpı A tane bağ çift oluşturabilir. Dolayısıyla o da hacimle orantılıdır. Hacim ne kadar fazlaysa A o kadar fazla olur. A o kadar fazla ise yaptığı çift sayısı fazla olur. Dolayısıyla bağlama enerjisi o kadar fazla olur. Daha sonra yüzey kısmına biz demiştik ki ama çekirdeğin ortalarında bulunan bir nükleonun bütün etrafında nükleonlar varken tam yüzeyde duran bir nükleonun iç tarafında nükleonlar varken dış tarafında neredeyse nükleon yok. Dolayısıyla biz yüzey terimini dikkate aldığımız zaman bütün yüzeydeki yüzey alanını dikkate alacağız. Fazla hesapladık yani burada çift sayısını. O fazla hesapladıklarımızı çıkaracağız. Yüzey alanı da 4 pi r kare. Kürenin yüzey alanı r kare ile gidiyor. R de r0 çarpı a üzeri 1 bölü 3. Dolayısıyla karesi aldığı zaman a üzeri 2 bölü 3 oluyor. Bunu oradan çıkarabilirsiniz yüzey terimi. Sonra Coulomb. Coulomb'da n z tane proton sayısı varsa z çarpı z eksi 1 bölü 2 tane çift oluşur. Coulomb potansiyel enerjisi iki yüklü cisim arasındaki Coulomb potansiyel enerjisi aradaki uzaklıkla ters orantılı bir şekilde değişir. 1 bölü r ile değişir. Çünkü burada hesapladığımız şey bizim enerji aslında. Dolayısıyla 1 bölü r ile bu Coulomb potansiyel enerjisi değişmesi lazım. Çekirdek büyüdükçe protonlar arasındaki ortalama uzaklık da artmış oluyor. Ortalama uzaklık arttıkça potansiyel enerji düşmüş oluyor. R de A üzeri 1 bölü 3 ile gittiği için A üzeri 1 bölü 3 buraya geliyor. Sonra bunu da işte hesabını yaptık, yazdık ve delta'da çift terimi geliyordu. Buradaki delta eşittir 0 tek A için. Kütle numarası tek A olanlar için nükleonların çiftlenimine herhangi bir katkı gelmiyor. Delta eşittir artı bu şurası çiftlenim terimi bölü A üzeri 3 bölü 4. Bu çift çift çekirdekler için. Çift çift şu yani proton sayısı da çift olacak. Nötron sayısı da çift olan çekirdekler için. Dolayısıyla çift A olmuş oluyor. Böyle çekirdeklere çift A çekirdek demiş. Aynı şekilde delta eksi
çift terimi bölü a üzeri 3 bölü 4. Bu da tek tek çekirdekler için. Proton sayısı da tek olacak. Nötron sayısı da tek olacak. Böyle çekirdekler de çift a'dır. Çünkü ikisi de tek. Bağlanma, evet, çiftlerin terimi olarak da bu ifade gelmiş oluyordu. Bunu yazdık ve bu katsayılar, yüzey terimi, pardon, hacim terimi, yüzey terimi, Coulomb terimi, simetrik terim ve çift terimi, bunlar deneysel değerlere fit edilmek suretiyle elde edilirler ve bunlar şu değerlerdir. Onları da kullanacağız. Çift yüzey terimi 15.5 mega elektron volt kadar. Bunlar enerji cinsler oldu. Çünkü buradakiler tamamen rakamlardır, değil mi? Kütle numarası rakam. Sol taraf bağlama enerjisi olduğuna göre sağ taraf da enerji olmak zorundadır. Dolayısıyla o enerji birimini getiren şu katsayılar olmuş oluyor. Hacim terimi 15.5 MeV. Deneysel değerlere fit edilerek bunlar bulunmuş. Yüzey terimi 16.8 MeV. Coulomb terimi 0.72 MeV. Simetrik terim ya da asimetrik terim. Bazı kitaplarda simetrik geçiyor, bazılarda asimetrik geçiyor. Önemli değil ama biz sebebini biliyoruz. Bir önceki dersimizde anlatmıştık. 23 MeV. Bir de çift terimi var AP. O da 34 MeV. Şimdi arkadaşlar, tabii bu en yüksek değer çiftlerin terimi gözüküyor ama formülde baktığınız zaman bu kütle numarasına bölünüyor. Şurası küçülüyor. Mesela büyük çekirdekler için, diyelim uranyum için, bu rakam 238'e bölünecek. İşte şurası protonla nötronun arasındaki fark, bir de karesi alınıyor. Vesaire. Biz sadece şu terimi asimetrik, pardon, delta harici. Şurası a üzeri 3 bölü 4, a üzeri 3 bölü 4'e bölünüyor. Son terimden bahsediyorum. Simetrik terimden değil, çiftlerin teriminden şimdi bahsediyorum. Çiftlerin terimi 34 MeV en büyük. Ama a üzeri 3 bölü 4'e bölünecek, rakam küçülecek. Dolayısıyla sadece şu 1, 2, 3 ve 4 terimi kullanarak biz nükleon baştan bağlama enerjisinin genel trendini çizebiliyoruz. Ama çekirdeğin davranışları açısından bakıldığı zaman çift terimi de çok büyük öneme sahip. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu rakamları da kullanmamız gerekiyor tabii. Ve bağlanma enerjisini şimdi şey yapalım isterseniz. Şimdi bağlanma enerjisini bir de buradan hesaplayalım. Bu rakamları kullanarak hesaplayalım. Yine aynı bir Excel tablosunda hesaplayalım. Şimdi göreceğiz ki bu yarı ampirik olarak türettiğimiz bu formül deneysel olarak elde edilmiş bağlama enerjilerle yine uyum içerisinde. Gelelim şeye. Şimdi bir de aynı şekilde ben ikinci bir kısımda yine Excel tablosunda yine bir tablo oluşturdum. Öncelikle şu değerleri girdim arkadaşlar. Bakın bu hacim terimi 15.5 MeV. Sonra efendime söyleyeyim yüzey terimi, Coulomb terimi, simetrik terim ve çift terimi. Burada hidrojenin şeyleri, onları geçen de kullanmıştık. Ve delta. Delta'yı da ayrıca hesapladım ben mesela. Delta ama tabii şeye bölünmesi gerekiyor. Sonra I30. Neyse, onu başka formülde demek ki kullanmışız. Şimdi gelelim şuradan bakalım. Mesela 3 tane formül yazdım. Çift çift çekirdekler için, tek tek çekirdekler için. Bir de tek A. Tek A için, yani protonu ya da nötronlardan bir tanesi tek olan. Burada tek A, protonu çift ya da nötronu tek. Ya da protonu tek, nötronu çift olan tek A. Orada delta sıfırdı. İsterseniz oradan başlayalım mesela. Burada mesela şeyi koyduk. Kütle numarasını koyuyoruz. Formül bize bağlama enerjisini veriyor. Sonra A'ya da böldüğümüz zaman nükleon başına bağlama enerjisini vermiş oluyor. Mesela şeyle başlayalım. Helyumla başlayalım. Biz helyumun nükleon başına bağlama enerjisini deneysel metotla bulmuştuk. 7 küsür MeV çıkmıştı bu nükleon başına. Bakalım bu formülde aynısını veriyor mu? 4 koyarsak eğer negatif çıkıyor. Neden negatif çıkıyor? Çünkü proton sayısı da ona göre düzenlenmeli. Protonu, kaç tane protonu var? Hemen burada proton sayısını değiştireceksiniz. 2 tane proton var. Çünkü bakın formülde formülde Z var. Z çarpı Z eksi 1 var. N eksi Z var. Dolayısıyla proton sayısını da hesaplamak
gerekiyor. Ve şöyle bir değer çıktı. Burada nötron sayısını mı? Yanlış girdik. Yok şu, şurası. Ha pardon, pardon. Burası 4 rakamı kullanamayız. Çünkü çift çift çekirdek. Helyum. Helyum için bu sonuç yanlış verir. Yanlış çekirdeğe baktık. Başka bir çekirdek bulalım isterseniz burada. Mesela kimin için kullanalım? Hop çok fazla gittik. Demir de çift. A 56 30 o da çift çift çekirdek oluyor. Burada herhangi bir çekirdek bulalım. Onu sonra yukarıyla kıyaslayabiliriz. Mesela 51. Ya da bildiğimiz bir çekirdek olsun bir saniye. Mesela şey olsun. Efendim ben söyleyeyim. Potasyum olsun mesela. Değil mi? Şimdi mesela şurası potasyum. Proton sayısı 19. Potasyumun kütle numarası hangisinin mesela dikkate alalım? Mesela 44'ü dikkate alalım. Değil mi? Hayır. 43'ü dikkate alalım. Tek ay kullanacağız ya. Evet. Şimdi 40, eğer 43 ama bu tek tek olmuş olur. Bu da olmadı. O zaman ne yapacağız? Kalsiyumu dikkate alalım. Kalsiyum proton sayısı çift, nötron sayısı tek olsun diye 43 izotopunu kullanalım. Dolayısıyla bunun önce atomik kütle cinsinden ifadesini yapalım. Tamam. Dolayısıyla 43'e bakıyoruz. Evet, şimdi Excel'e dönelim. Önce şu yukarıdaki deneysel olarak ikisini kıyaslayacağız ya. Deneysel olarak bağlanma enerjisine bakalım. Kaç tane protonu vardı? 20 tane. 23 tane de nötronu vardı. Dolayısıyla 8.6 değerini verdi. Nükleon başına bağlanma enerjisi. Şimdi gelelim aşağıdaki formüle. Kütle numarası kaçtı? 43. Değil mi? Kaç tane protonu vardı? 20 tane. Dolayısıyla 8.78 verdi. Tabii bu rakamlar birbiriyle uyumlu. 8 arada ne kadar yüzdelik fark var? Hemen mesela bakalım yüzdelik farka bakalım. 100 çarpı şu rakam eksi bu rakam bölü yine bu rakam. Evet, %2'lik bir fark var. %2'lik bir farkla bu hesaplandı. Gayet uyumlu sayılır. Evet arkadaşlar, bu formüle bakacak olursak eğer bu formülde az önce tahtaya yazdım. Formülü buraya basitçe yazmış oldum. Şurası işte hacim termi çarpı kütle numarası. K9. K9 şurası bakın. 43. Sonra yüzey termi geliyor. A üzeri 2 bölü 3, K9 üzeri 2 bölü vesaire. Tüm formülü giriyorsunuz. Bunu da yapın isterseniz. Kendiniz görmeniz açısından bu Excel tablosunu oluşturun. Sonra şey yapın, kıyaslayın. Mesela şimdi bir çift çift çekirdek bakalım. Çift çekirdek için işte o zaman şuraya geleceğiz değil mi? Şu rakamı hesaplayacağız. Çift çift çekirdek helyum için hesaplayalım. Helyumun efendime söyleyeyim kütle numarası 4, proton sayısı da 2. Bakın 7.70. Bu da helyumun şurası 28'di. Burada 30 çıktı. Yine yüzde birkaç farkla iki formül uyum içerisinde çalışıyor. Bu formül nasıl çalışıyor? Basitçe onu göstermek için ben şey yaptım. Bir de tek tek çekirdekler için bakalım mesela. Bir tane tablomuzda bulalım. Tek tek olması için proton sayısı da tek olacak, kütle numarası tek. Mesela şunu yapalım. Evet, potasyum 19.44. Değil mi? Tek tek olunca bu kütle numarası. Kütle numarası çift olacak. Tamam. Evet. Önce mesela bunun hesabını yapalım. 19 tane protonu var. 19 protonu olunca kaç tane 44 olsun diye kaç tane nötron olması gerekiyor? 25 tane nötron sayısı gerekiyor. Ve 8.5 yine nükleon başı. Şimdi buraya gelelim.
Kütle numarası kaçtı? 44'tü değil mi? 44'tü. Proton sayısı kaç demiştik? 19. 8.55, 8.76. Pardon, şurası. Evet, 68. Şöyle hesaplıyorduk. Dolayısıyla görüyorsunuz arkadaşlar, bu formül güzel bir şekilde deneysel dataları, şu yarı ampirik bağlama enerjisi formülü, deneysel dataları güzel bir şekilde türetiyor. Evet, şimdi tekrar tahtaya gelelim arkadaşlar. El verirse Selim. Şimdi arkadaşlar, şimdi tabii biz devam edelim. Şimdi ben şu soruyu soracağım. Tamam, az buçuk hesap yapmayı artık biliyoruz bağlama enerjisiyle ilgili. Şimdi şu soruyu soralım arkadaşlar. Verilen bir kütle numarası için bir çekirdek oluşturabilmek adına proton ve nötron sayıları ne kadar olmalıdır? Bu soruyu soracağız hep beraber. Tabii şu formülü lütfen hatırlayalım. Önce herhangi bir çekirdek için çekirdeğin bağlanma enerjisi formülünü de şöyle yapmıştık. Çekirdeğin atomik kütlesi, şurada A, Z, N gibi bir atomumuz varsa o atomun toplam kütlesi eşittir Z tane hidrojen atomunun kütle enerjisi artı N tane nötronun kütle enerjisi eksi bağlanma enerjisi. İşte şu bağlanma enerjisi, çekirdeğin bağlanma enerjisi. Toplam o çekirdeğin atomunun kütlesiyle arasındaki ilişki bu. İdi. Nasıl ilişki var? Bağlanma enerjisi arttıkça kütle enerjisi azalır. Dolayısıyla bir çekirdek bağlanma enerjisi maksimum olsun istiyorsa kütle enerjisini mümkün olan en minimum değer yapması lazım. Dolayısıyla ben şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Şu soruyu soruyorum. Elimizde A kütle numaralı bir çekirdek varsa bu A kütle numaralı çekirdeğin proton ve nötron sayıları hangi kombinasyona sahip olmalı ki çekirdek kararlı olsun? Var olabilsin. Ya da nasıl eşit olsun? Çok yakın olmak zorunda değil mi büyük çekirdekler için? Bakacağız işte. Yani küçük çekirdekler için Zn'ye eşit. Sonra çekirdek büyüdükçe nötron sayısı artıyor. Kararlılık vadisini hatırlayalım. Ama ben tam rakam istiyorum. Yani bir kütle numarası mesela 100 olan bir çekirdeğin proton sayısı ne olmalı ki? Nötron sayısı zaten belirlenir. Eğer biz proton sayısını bulursak nötron sayısını kolay bir şekilde bulabiliriz. A eksi Z. Burada dolayısıyla bağımsız değişkenlerin kütle numarası, daha doğrusu kütle numarası sabit verilen bir şey olacak. Bağımsız değişken olarak Z olacak. N zaten Z'ye bağlı. Eğer Z'yi bulabilirsek N'yi de bulabiliriz. Ben onu istiyorum. Dolayısıyla ne yapacak çekirdek? Kararlı olabilmesi için mümkün olduğu kadar şurayı minimum yapacaktır. Yani şunu yapacağız. Şu bağlanma enerjisi formülünde ya da şu şurada şunu tekrardan şimdi revize edeceğim birazcık. Burada bağlama enerjisi yerine yukarıdaki ifadesini yazacağız şimdi arkadaşlar bu formülde. Çünkü bu çekirdeğin kütlesi, bunu minimum yapmak istiyorum. Burada bağlama enerjisi yerine yukarıdaki ifadeyi yazalım şimdi. Bakalım o bize hangi tür bilgileri sağlayacak. Şurası eksi, unutmayın, yukarıdaki formülü şimdi yerine yazacağız. Dolayısıyla eksi hacim terim çarpı A. Burası eksi olduğu için burada eksi formülü var. Diğerleri ne olacak? Artı olacak. Artı yüzey terimi çarpı A üzeri 2 bölü 3. Sonra artı Coulomb terimi Z çarpı Z eksi 1 bölü A üzeri 1 bölü 3. Sonra artı simetrik terim. Şimdi bu simetrik terimi de nötronu da değil de bütün bunu kütle numarası ve proton sayısı cinsine ifade edelim. N yerine A eksi Z yazabiliriz. Dolayısıyla burası A eksi 2 Z'dir. A eksi 2 Z şurası alıyor mu şey? Karesi bölü A. Sonra eksi delta olur. Artıydı ama eksi oldu. Hani orada gelen terimleri dikkate alacağız. Şimdi önce tek A çekirdeği dikkate alalım. Sonra tek tek ve çift çiftleri dikkate alacağız. Şimdi arkadaşlar burada yapacağım şey şu. Bakın ben şimdi çekirdeğin kütle enerjisini proton sayıları ve şu nötronu da silelim mesela. Nötronu da yine A eksi Z şeklinde yazalım. A eksi Z.
Şimdi bak ne yaptım ben? Sağ tarafı proton sayısı ve kütle numarası cinsinden ifade ettim. O zaman burada şöyle yapacağız. Proton sayısını değiştireceğiz. Bu hesabı yapacağız. Kütle enerjisine bakacağız. Sonra tekrar protonu değiştireceğiz. Tabii proton sayısı buçuklu gidemez değil mi? Tam sayılar olacak. Verilen bir kütle için. Hepsini değiştireceğiz. Kütle, proton sayısını değiştire değiştire M'nin minimum değerini bulacağız. Neresi minimum oluyorsa o zaman o çekirdeğin proton sayısı O olmalı. Proton sayısı O olan çekirdek daha doğrusu kararlıdır. Diğerleri kararsız çekirdek olacak, radyoaktif olacaktır. Çeşitli ışımalar yaparak ya beta artı ya beta eksi veya bir de elektron yakalama olayı var bugün anlatacağım. Kararlı olmaya çalışacaklar. Tamam mı? Prosedür böyle olacak yani. Proton sayısını değiştireceğiz. 1 yapacağız, 2 yapacağız, 3 yapacağız, 5 yapacağız. Kütle enerjisini her defasında hesaplayacağız. Bakacağız ki hangi proton sayısı minimum kütle değerini veriyor. Bunun matematiksel olarak ifadesi nedir? Matematiksel olarak ifadesi nedir bunun? Türev alma. Kime göre türev alacağız bunu? Protona göre türev alacağız. Evet. Ve sıfıra eşleyeceğiz. O proton için minimum kütleyi verecek. Yani şu ifadeyi yazacağız. Mc kare bölü dz eşittir 0. Olursa bu bir z'ye tekabül edecek. Nasıl çekirdek kararlı. Evet, bu basit bir türev alma olayı arkadaşlar. İsterseniz türevini alalım ve sıfıra eşitleyelim. dmc kare bölü dz eşittir. Birinci ifadede türevini alırsak z vardı zaten. Sadece hidrojen atomunun kütle enerjisi kalıyor. Sonra ikinci ifadede şurası birinci terim sıfır olacak. Z'ye bağlı değil. İkinci terimde eksi Z'ye göre türev alınca MN çarpı C kare olacak. Üçüncü terim Z'ye bağlı değil. Türevi sıfır. Bunun da türevi sıfır. Şunun türevi sıfırdan farklı olacak. Şimdi burası Z kare eksi Z olacak. Birinci terimde 2Z gelecek. Dolayısıyla artı 2 tane AC bölü A üzeri 1 bölü 3 Z olacak bu. Bir de eksi z var. Türevi de 1 gelecek. Yine eksi ac bölü a üzeri 1 bölü 3. Burada ise şimdi önce fonksiyon türevini alırız. 2 tane artı 2 tane a simetrik bölü a çarpı fonksiyonun kendisi a eksi 2 z sonra çarpı için türevi eksi 2. Şimdi çift teriminde herhangi bir katkı gelmeyecek. Neden? Çünkü çift terimi sadece A'ya bağlı. Z'ye bağlı değil. AP bölü A üzeri 3 bölü 4. Ve bu sıfıra eşit olacak tabii. İşte bu denklemde biz Z değeri bulacağız arkadaşlar. Bu Z bize kütle enerjisinin minimum değerini verir. Kütle enerjisi minimumsa bağlam enerjisi maksimumdur demektir. Bundan mütevellit çekirdek kararlıdır. Birazcık düzenleyeceğiz, sıfıra eşleyeceğiz. Z için bir ifade türeteceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın Z parantezine alalım isterseniz. Sol tarafı Z parantezine alacağım ben. Z'ye bağlı olmayanları da karşı tarafa atalım. Şurası ne var şimdi? Şu terim var. 2 tane A kulom terimi bölü A üzeri 1 bölü 3. Bu formülde unutmayın A bize veriliyor. A bize veriliyor. Biz N ve Z kombinasyonunu bulmaya çalışıyoruz. Bu var. Başka ne var? Bir de şu terim var şurada. Bir tane iki tane tek mi Z'ye bağlı terim var? Bir de son terim var. Evet ne var şimdi? Eğer Z parantezini alırsak şurası eksi 8 olur. Değil mi? Çünkü artı 8 olur. 2 ile 2 çarpılacak. 4 olacak. 4 ile de 2 çarpacak. 8 olacak. Dolayısıyla artı 8 tane A simetri bir de aşağıda A var. Böylece bütün Z parantezini almış oldum. Artık karşı taraf Z'ye bağlı olmayan kısımlar olacak. Karşıya atalım. Şurada nötron var. Sonra eksi hidrojen var. Bu pozitif, bu negatif olacak. MnC kare eksi M hidrojenin atomun kütlesi C kare. Şu tarafı karşı tarafa atacağız. Artı Coulomb terimi bölü A üzeri
1 bölü 3. Bir de son terim kaldı. Şimdi son terimde ne var? Bakalım. Bir kere eksi 4 olacak burada. Değil mi? Ama karşı tarafa geçtiği için artı 4 olacak. 4 tane A'lar da sadeleşecek. 4 tane A simetri. Artı 4 tane A simetri. Ve Z'yi yalnız bırakırsak arkadaşlar arzu ettiğimiz değeri bulmuş olacağız. Evet, burayı lütfen kaydedin. Ben bir daha yazmayacağım. Z'yi yalnız bırakacağım. Şurayı payda yazalım. 2 tane A kulomb bölü A üzeri 1 bölü 3 artı 8 tane A simetrik bölü A. Bu bize Z değerini verecek. Eğer Z bu olursa çekirdeğin kütle enerjisi minimum olur. Diğer bir ifadeyle bağlanma enerjisi maksimum olur. Ve o çekirdek kararlıdır. Bütün izobarlar, biz biraz sonra izobarlar diyeceğiz. Proton kütle numarası aynı. Şimdi proton sayısı aynı, yani Z'leri aynı ama nötron sayıları farklı olanlar. Diğer bir ifadeyle kütle numaraları farklı olan çekirdeklere izotoplar denir. Tam tersi kütle numaraları aynı, protonları farklı olanlara izobarlar denir. Şimdi verilen bir çekirdek, verilen bir kütle numarası için değişik izobarlar olacaktır. Yani proton sayısı değişik değişik çekirdekler olacak. Bunlardan bir tanesi kararlı olur. Ki o bir tanesi kararlı olan budur. Proton sayısı bu olandır. Diğer hepsi bunlar etrafında popüle olmuştur. Değişik ışımalar yaparak Z'sini buna benzetmeye çalışacaklardır. Bazen elektron yakalama yaparlar, bazen beta artı ışıması, bazen beta eksi ışıması yaparak buna benzemeye çalışın. Şimdi arkadaşlar formülümüz bu. Bu bize Z sayısı verecek. Ama ben şimdi bu formülü birazcık sayısal değerlerini dikkate alarak AC'nin, AS'nin ve AC, AS, nötron ve protonun kütle enerjilerini dikkate alarak birazcık sadeleştirmek istiyorum. Bakınız şimdi. Asıl formül bu. Bunu kullanacağız. Ama birazcık görselliği güzelleştirmek adına şimdi bazı değerleri dikkate alalım. Şimdi burası nötronun kütle enerjisi. Burası hidrojenin kütle enerjisi. Protona çok yakın yani. Şu iki değer birbirine çok yakın. Dolayısıyla bunun farkı da sıfıra çok yakın. Niye sıfıra yakın diyeceğim, niye ihmal edeceğim? Çünkü şu asimetrik terim, şurası kaç mev? 23 mev değil mi? Bir de 4 ile çarpılıyor, büyük bir rakam çıkıyor. Yani 80-90 küsür mevlik bir enerji var. Burası ise sıfıra yakın mev. Dolayısıyla 120'nin yanında, şurası 23'lü 80. 80 küsür diyelim, sıfırı güvenli bir şekilde ihmal edebiliriz. Burası da aynı şekilde. AC nedir? 0.72 mev. Bir de kütle numarasına bölersek 0.72'nin çok daha küçük bir değer olacak. Dolayısıyla şu 3 terim 4 tane asimetrik terimle karşılaştırdığında çok küçük olacak. Ve bu 3 terimi çok kolay bir şekilde ihmal edebiliriz. Güvenli bir şekilde. Sonuçlarımız çok değişmeyecektir. Dolayısıyla Z yaklaşık olarak 4 tane asimetrik. Şurası 92 oluyor değil mi? 4 ile çarpsam. Şimdi gelelim buraya. Burada da ama bunu ihmal edemeyiz. Niye ihmal edemeyiz? Şunu ihmal etmeyeceğim bunun yanında. Çünkü burası evet 23 mev ama bir de A'ya bölünüyor burası. Mesela büyük çekirdekler için işte burası 100'e bölünecek. 100'e böldüğüm zaman 0 virgülü bir şey olacak. Burası da 0 virgülü bir şey. Dolayısıyla bu ikisi birbiriyle kıyaslanabilir niceliklerde. Dolayısıyla bu payda kısmını dokunamayız. İhmal edelim. Ama pay kısmında bu A'ya bölünmediği için burası büyük bir rakam. Buralar küçük rakamlar. Dolayısıyla oraları ihmal ettik. Burayı ihmal edemeyiz. O halde aşağısı aynen kalır arkadaşlar. 2 tane A kulomb bölü A üzeri 1 bölü 3 artı 8 tane A simetri bölü A. Şimdi birazcık daha bunu isterseniz sadeleştireyim. Şöyle yapayım. Pay ve paydayı ben bir şeye benzetmeye çalışıyorum ondan dolayı. Pay ve paydayı şu rakamla çarpalım. Bunun tam tersiyle çarpalım. Yani A bölü 8 tane A simetriyle çarpalım. Sonuçta pay ve paydayı aynı sayıyla çarptıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Eşitliği değiştirmemiş oluyoruz. Şu asrasını tam alabiliyor mu? O halde ne olacak? Z yaklaşık olarak şöyle olur. Bakınız. Şimdi şu üstte önce paya bakalım. A simetri sadeleşir. A bölü 2 kalır. Dolayısıyla şurada A bölü 2 var. 1 bölü. Şimdi bakalım altta ne var?
Aşağıda şurası 1 olacak bir kere, değil mi? Çünkü tersiyle çarpıldı. 1 olacak. 1 artı. Burada ise a üzeri 1 bölü 3 var. Yukarıda a var. A üzeri 2 bölü 3 kalacak. A kulomb bölü 4 tane asimetrik olacak. Gel Sedat. Gel. Derse geç kaldın ama gel. Sonuçta yoklama almıyoruz. Gelin gel işte şöyle sandalyeye oturun. Şurası a bölü 2. 1 artı a. 1 artı. Evet, burayı bir daha benimle birlikte lütfen yapalım. Şurası a üzeri şu kısma bakıyorum yani. A kulomb bölü 4 tane a simetrik, değil mi? Bir de a üzeri 2 bölü 3. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Şimdi bunun da evet, bu yaklaşık olarak da böyle ama daha görsel olmasını istiyorsak şu sandalyeyi çekebilirsin sen. Şu sandalyeyi çekip otur. Daha görsel olmasını istiyorsak arkadaşlar, mesela burada tam olarak değerlerini de yerine yazayım. Ben şurayı da sileyim şimdi. Artık buraya ihtiyacım yok nasıl olsa. Şimdi buraya bazı değerler yazalım. Şurayı bir şeye benzetmeye çalışalım. Z yaklaşık olarak eşittir dedik. A bölü 2, 1 bölü 1 artı. Şimdi şurayı hesaplayalım. A kulomb 0 nokta neydi A kulomb? 0.72 mevdi. 0.72 bölü 4 tane simetrik terim. Simetrik terim 23 mevdi, değil mi? Ne yapar burası? 7.83 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapıyor. Şurası 7.83 çarpı 10 üzeri eksi 3 a üzeri 2 bölü 3. Şimdi şu formüle bakalım arkadaşlar. Şimdi doğada gördüğümüz şeyleri bu formül verebiliyor mu? O kabiliyete sahip mi? Bakalım. Değerlerini yerine koyarak daha çok sayısallaştırdım. Burada a bize verilen bir değer. Kütle numarası için. Şimdi bakın. Küçük çekirdekler için a küçüktür, değil mi? Mesela a'sı 2, 3, 4 olan çekirdeklere bakalım. Burası küçük bir sayı. A da zaten küçük olunca, küçük bir sayıyla çarpınca zaten küçük olur. Dolayısıyla burası 1'in yanında ihmal edebilir bir sayı olur. Dolayısıyla proton sayısı ne eşit olur? A bölü 2 olur. N de A bölü 2. Dolayısıyla doğada gördüğümüz küçük çekirdekler de böyle zaten. Çekirdek küçükse proton sayısı, nötron sayısı birbirine eşit. O da kütle numarasının yarısı. Ama A büyüdükçe, burası küçük bir sayı ama büyük sayılarla çarpılacak. 2 bölü 3. kuvveti de tabii dikkate alınmalı. Dolayısıyla burası artık 1'in yanında ihmal edilecek kadar küçük değil. Kıyaslanabilir niceliklere ulaşır. Dolayısıyla burası 1 ile toplanacak. Ve burası 1'den büyük bir sayı olacak. A bölü 2 1'den küçük bir sayı ile çarpılmış olacak. Burası 1'den büyük olduğu için 1 bölüsü 1'den küçük bir sayı. Dolayısıyla Z küçük olacak a bölü 2'den. Z a bölü 2'den küçük olduğu için n de a bölü 2'den büyük olmuş olacak. Bu da yine doğada gördüğümüz büyük çekirdeklerin proton sayıları nötron sayısından daha küçüktür. Evet, bu formül arkadaşlar bize verilen bir kütle numarası için proton sayısı ve nötron sayısı nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ben şimdi bunu yine Excel tablosunda size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi bakınız ben az önce tahtaya yazdım şu formülü. Ya da bu formül değil de. Çok önemli değil o. O gözüküyor. Şimdi şu formül var. Ben onun şu kısmını yazdım şimdi. Burada bir kütle numarası için proton sayısı ne olmalıdır? Sadeleştirmiş formülü değil de ilk versiyonda yazdığım o şeyi formülü yazdım. Evet. Mesela tek tek dikkate alalım. Eğer burada ve bir kere a bize verilmesi lazım. Dolayısıyla toplam kütle enerjisinin türevini alıp sıfıra eşitlediğim zaman bir proton sayısı verecek. O proton sayısını veren formülümüz bu. Burada kütle enerjisi minimum oluyor. Eğer proton sayısını bulsak nötronu da kolay bir şekilde A eksi Z'den buradan bulabiliyoruz. Şimdi mesela bunları uygulayalım mesela 2 için. Kütle numarası 2 olan bir çekirdek olsun. Kütle numarası 2 olan çekirdeğimiz kimdir? Döteron. Döteron'da bir proton var, bir nötron var. Dolayısıyla bu formül bunu veriyor. Şu arkadaşa da bir sandalye verin ya. Evet. Şimdi Eliyat'a geleceğim. Küçüklerden başlamış. Helyum'a gelelim. 4 için
2 2 dağıtılır küçük çekirdekler. Mesela 10'a gelelim şimdi. Kütlen arası 10 olan hala proton elektron birbirine eşit oluyor. Sonra 20 verelim. Bakın bu da birbirine eşit. 30 artık sapmaya başlıyor. Kütle numarası büyüdükçe proton sayısı nötron sayısından artık değil mi? Artıyor. Mesela demir 56'ya bakalım. 25-31. Bu formül yaklaşık bir formül yani. 26'yı veriyor değil mi? Mesela 100 için 43-57 olacak. 43-57. Sonra 235'e bakalım mesela. Uranyum. Proton sayısı 92'dir uranyumun. Ama burada 91 veriyor. Çünkü bu formül yaklaşık formülü veriyor. Şu yaklaşık şeyi mi girdik? Yok. Diğerine girdik ama proton ve nötron kombinasyonunu güzel bir şekilde bu formül veriyor. Evet. Bir çekirdek için dediğimiz gibi arkadaşlar proton ve nötron sayıları ne olması gerekir? Toplam kütle enerjisinin türevini aldık ve sıfıra eşitledik. O bize değeri verdi. Biz bundan sonraki hesaplarda öyle yapacağız artık mesela. Ben verilen bir kütle numarası için proton sayısı ne olması gerektiğine bakacağım. Ondan sonra nötron sayısını oradan belirleyerek diğer hesapları yapacağım. Tabii proton sayısını bilmediğimizi kabul edeceğiz. Ve değişik verilen bir kütle için değişik proton sayılarına sahip çekirdekler olabilir ki onlara biz izobarlar diyoruz. Bunlardan bir tanesi yani şu kütle enerjisinin minimum değerine tekabül eden proton sayısına sahip çekirdek kararlı olacaktır. Diğerleri radyoaktif olur. Çeşitli ışımalar yaparak proton sayısını böyle yapmaya devam eder. O radyoaktif olanlar tabii efendim olmayacak bir çekirdek var mı? Mesela 700 proton olsun mesela. Gene bir sonuç verir. Kütle numarası en ağır çekirdeklerden bir tanesi uranyum 238. Ama teorik olarak, hipotetik olarak mesela 400 kütle numarasına sahip bir çekirdek varsa eğer proton sayısı 142 oldu. Ama böyle bir çekirdek yok. Çünkü çekirdek kütle numarası çok büyüdükçe başka bir radyoaktiflik devreye giriyor. O da hangi radyoaktiflik? Fisyon. Bu sefer çekirdek çok büyük olduğu için başka bir kararsızlık devreye giriyor. Fisyon yaparak daha küçük çekirdeklere bölünüyor. Ama eğer biz proton ve nötron sayısını uygun bir şekilde seçmezsek ne olur bakın. Yarı ampirik bağlanma enerjisi formülündeki Coulomb terimi çok artar. Coulomb terimi büyüdükçe formülde hatırlayın Coulomb terimi negatifle veriliyor. Coulomb terimi büyüdükçe proton sayısı arttıkça Coulomb terimi daha büyür. Dolayısıyla bağlanma enerjisini azaltıcı yönde etki yapar. Eğer nötron sayısı çok artıyorsa bu sefer asimetrik terim çok büyür. Asimetrik terim de negatifti. Yine bağlama enerjisini eksi yönde etkileyecek. Ve her halükarda çekirdek kararlı olmayacaktır. Proton ve nötron bir kombinasyonla olması lazım. Çekirdeğin kararlı olabilmesi için. Onu veren formül de basitçe budur. Evet şimdi bu dersi burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde buradan devam edeceğiz.